Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları TYT Soru Bankomuzun TYT kampına hoş geldiniz. Konumuz oran, orantı. Konuyu dinliyorsunuz. Kitabımızdan test 80 ile 84 arasını çözüyorsunuz. Çözemediğiniz zaman yine ben karşınızda olacağım. Çünkü bütün kitabın hepsinin çözümlerini ben yaptım. Evet, ben yaptım. Valla güzel bir kitap arkadaşlar, süper bir kitap. Bunu zaten bitirdikten sonra direkt hemen denemelere çok rahatlıkla başlayabilirsiniz. Ne duruyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir de bol yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Şov başlasın mı? Tabii ki hocam, şov başlasın. Evet arkadaşlar, oran ile orantının ilk başta arasındaki farkı size anlatayım. Oran demek aynı cins sayıların, aynı cins ifadelerin birbirine bölümüne biz oran diyoruz. Yani 3 kilogramın 5 kilograma oranı. Bu bir orandır. 4 metrenin 7 metreye oranı. Ama sen kalk da santimi kilograma oranlayamazsınız. Alttan üst pay ile pay da aynı cins olmalı. Bakın bu çok önemli. İki ifade, ama hangi iki ifade? Aynı cins iki ifaden birbirine bölümüne biz oran diyoruz. Oranların eşitlenmesine de ismi orantı oluyor. Hani diyorlar ya orantı. Öğrenci diyor hocam orantı ne oluyor? Oğlum oranların eşitlenmesine de orantı denir. Ve orantılar birbirine eşitse mutlaka bir orantı sabitimiz de vardır. Bunu da unutmayın. Eşittir K oluyor. K orantı sabitidir. Aynı cins ifadelerin oranlarına biz oran deriz. Bunu da unutmayın. Aynen burada gösterdiğimiz gibi. Şimdi hocam bu orantı sabitliğine ilgili bize küçük bir örnek gösterir misiniz? Hemen size göstereyim arkadaşlar. Mesela 10 bölü 5. 8 bölü 4 ya da 6 bölü 3. Hepsi birbirine eşit değil mi? Evet hocam. E hepsi normalde neye eşittir? Oğlum 2'ye eşit değil mi? İşte orantı sabiti burada 2 oluyor. Tamam. Anlamı o. Var mı bir sorun? Yani eşitlikler varsa bir tane orantı sabitimiz de K oluyor. Eşittir K dedim. İçler dışlar çarpımı. Şimdi geldik özelliklerimize. İçler dışlar çarpımı bizim en meşhur özelliğimizdir. Ki her tarafta biz bunu kullanıyoruz. Eminim ki bu içler dışlar çarpımının oran orantının konusu olduğunu belki de daha yeni öğrendiniz. Ama buranın konusu arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı, yani A çarpı D eşittir B çarpı C. Niye buna içler dışlar demişler? Size onu da anlatayım arkadaşlar. Hadi anlatayım. Şimdi hoca diyor çapraz çarpımlar diyelim. Niye içler dışlar çarpımı diyoruz? Burayı sileyim. Bu boşluğa ifademi doldurmak istiyorum. Hani A bölü B eşittir C bölü D ya arkadaşlar. İçler dışlar diyoruz ya. Aslında bu şudur. A bölü B eşittir C bölü D. Doğru mudur? İşte bu içler oluyor. İçeride kaldılar ya. Bu da dışlar oluyor. Yani A ile D'nin çarpımı. Yani dışarıdakiler dışlar. İçeridekiler de içler. Tamam mı? Yani içler dışlar oradan geliyor. Aslında biz diyoruz ya içler dışlar çarpımı. Aslında ilk başta B ile C'yi çarpmamız lazım. Tamam. İçler dışlar çarpımı. Oradan geliyor. Yani A çarpı D eşittir B çarpı C. Bu bizim matematiğin en temel kurallarından birisidir. Şimdi demişim ki yer değiştirebilir. Kimler yer değiştirebilir arkadaşlar? Çaprazlar yer değiştirebilir. Tamam. Hani çarpım durumunda oldukları için sen kalkıp da çaprazları yer değiştirebilirsin. Mesela A ile D'yi yer değiştirebilirsiniz. Ya da B ile C'yi yer değiştirebilirsiniz. Ama kalkıp da A ile C yer değiştirilmez. Tamam. Yan yana duran sayılar, eşitlik sorularından bahsediyorum. Kalkıp da yer değiştiremezsiniz. Hocam, yani A bölü B bölü C bölü D'ydi ya. Ben bu C ile B'yi yer değiştirmek istiyorum. Tamam. A bölü C eşittir. Bu buraya geldi. B bölü D. Yine içler dışlar çarpımı yapın. Yine aynı şey çıkar. A çarpı D eşittir. B çarpı C çıkar. Ya da hocam ben bu A ile D'yi yer değiştirmek istiyorum. D bölü B eşittir C bölü A. Var mı bir sıkıntı? Basit bir özelliktir. Bunu ilerleyen safhalarda mutlaka kullanacağım. Ama bunu bilin, eşitlik sorularında yani orantı sorularında çaprazlar yer değiştirebilir. Bitti. Var mı bir sorun? Buyurun. İkinci özelliğimiz. Diyor ki A bölü B eşittir 3 bölü 4 ise. Hocam herkes karşısındakinin katı değil midir? Yani A'nın karşısında 3, B'nin karşısında 4 var ya. A'ya 3K, B'ye 4K diyebilir misiniz? Evet. Bir sorun yok ki. Ya da A bölü 3 eşittir B bölü 4'ten. Eşittir K dersiniz. A bölü 3 eğer K ise içler dışlar çarpımından A ne olur? 3K.
B bölü 4 kaysa içler dışlardan B ne olur? 4K. Var mı soru? Aslında ben burada onu da yapabilirdim. Nasıl yani? Bakın izleyin. Bunu sildim. Bakın izleyin. Alttaki mantıktan soruyu çözmek istiyorum. Şu B ile 3 yeri değiştirebilir mi? Yani şuraya 3'ü, şuraya B'yi getirebilir miyim? Evet hocam, çaprazları yeri değiştirdi ya. İki tane, yani iki tane oran eşliğine biz orantı diyoruz ya. Eşittir K diyelim. A bölü 3 K ise A ne olur? 3K. B bölü 4 K ise B ne olur? 4K. Geldik buraya. Karşılıklı sayılar birbirine eşittir diyorduk. A eşittir 4 ise A 4'ün bir katıdır. B'nin karşısında ne var? 3 var. B'de 3'ün bir katıdır. Ben bunu bu şekilde çözmek istiyorum. Çözelim. Sıkıntı değil. 4'ü şu 6'a. Şu 3'ü de şu 6'a göndermek istiyorum. Gönderin. Söyleyin bana. A bölü 4 eşittir B bölü 3. O da eşittir K diyelim. Bakın yine aynı mantık. Değişen bir şey yok. Ama basitten burayı siliyorum. Arkadaşlar iki tane eşitlik verilmişse. A'nın karşısında ne var? 4 var. A 4'ün bir katıdır. B'nin karşısında ne var? B'de 3'ün bir katıdır. Bitti. Ya da eşittir. Önceki yaptığımız soru gibi. Anladınız işte lo. İlk ikisini zaten anladınız. Aman ben ne uğraştırıyorum ki? Zaten ilk ikisinde bir sıkıntımız var mıydı? Yok. Üçüncüsünde de A'nın karşısında 4 varsa A 4'ün katı. B'nin karşısında 3 varsa B'de 3'ün katıdır. Bitti bu kadar. Geldik sorumuza. Burayı sileyim. Zaten bunu ekstra yazmıştım. Şuralarda artık sileyim. Tamam. Neyi öğrendik arkadaşlar? Hızlı bir şekilde minik de olsa yine bir özet geçeyim. Çünkü önemli şeyler bunlar. A bölü B eşittir C bölü D ise. İki tane oran birbirine eşitlenmişse biz buna orantı diyorduk. İsterseniz eşittir K deyin. Sıkıntı değil. İçler dışlar çarpımı denen bir özelliğimiz vardır. A çarpı D eşittir B çarpı C. Var mı bir sorun? İkincisi. Hocam 3A eşittir 4B denilmişse. Oğlum A'nın karşısında ne var? 4. A 4'ün katı. B'nin karşısında ne var? 3. B'de 3'ün katı. Tamam. Bunlarda da bir sıkıntımız yok. A bölü B eşittir 3 bölü 4 ise. A'nın karşısında ne var? 3. B'nin karşısında ne var? 4. A'nın karşısında 3 varsa A 3'ün katı. B'nin karşısında 4 varsa B'de 4'ün katı. Var mı bir sıkıntımız? Ya da A bölü 3 eşittir B bölü 4. Tamam. Eşittir A de. A bölü 3 kaysa A 3'ün katı B'de 4'ün katı. Şimdiye kadar bunları öğrendim. Var mı bir soru? Tamam. Buyur. Sorumuzu burada çözelim. A'nın karşısında ne var? 3 var. A 3'ün katı. B'nin karşısında ne var? 2 var. B 2'nin katı. B'nin karşısında ne var? 3 var. Cık, olmadı. Kardeş B'nin karşısında bir yerde 2, bir yerde 3 olmaz. 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 Olamaz. O zaman ben dedim ki B'nin karşısında eğer 2 varsa, B'nin karşısında 3 varsa 2 ve 3 nerede eşitlenir? 6'da. Şurayı 3 ile genişletelim. Şurayı da 2 ile genişletelim. Var mı bir sorun? Hocam ne sorun olacak? Üsttekiler kalsın. Çözüm. Söyleyin. A bölü B eşittir. 3 ile genişletin. 9 bölü 6. B bölü C eşittir. 2 ile genişletin. 6 bölü 14. Süper. A'nın karşısında ne var? 9. A 9'un katıdır. B'nin karşısında ne var? 6. B de 6'nın katıdır. Evet B 6'nın katıdır. C'nin karşısında ne var? O da 14'ün katıdır. Hepsinin toplamı neymiş? 76'ymış. Bana bunların hepsini toplar mısınız? Hocam 29K. Eşittir 76'dan. Düzgün çıkmadı ya. Benden belki düzgün bir şey çıkar. Ya neyse ama 29'un katları ne var ya? Söyleyin bana. 29'un hadi 3 katı olsun. 87 mi? Ben yanlış yazmışım. Özür dilerim. Özür. Burası 87 olsun ki tam çıksın ya. Uğraşmayayım kesirlerle. Ha yine aynı şeydir. Ha. Kesirli bir şey bulacaktık. 87 diyelim. 29K 87 ise K buradan 3 çıkar. Adam bizden ne istiyor? A'yı istiyor. A'mız neydi? 9K. K'da 3 ise A ne olur arkadaşlar? 27 soru bitmiştir. Ha B'yi de isteyebilir. B'de 6K. 6 kere 3 18. Tamam. Bu işte. Var mı bir sıkıntımız? Var mı bir problemimiz? Bitti bu. Ben sadece değeri saçma bir değer yazmıştım. Çünkü tam çıksaydı daha güzel olurdu dedim. Değiştirdim. Geldik sağdaki ifademize. Gençler buraya kadar bir sıkıntımız yoksa ben aşurayı siliyorum. Aşurayı siliyorum. Aşurayı. Aşurayı sildim.
Şimdi soru ne diyor? Bakın özellikle ne demişim? Başlığı bana bir okur musunuz arkadaşlar? Başlığı okuyun. Demişim ki dikkatli izle. Gençler çok önemli. Biz oran orantıyı vallahi ben bu konu yani ben burası için anlatıyorum. Çünkü en sıkıntılı yer burası. Ondan dolayı dikkatli izle diyorum. Gerçekten dikkatli izleyin. Şimdi A bölü B, C bölü D, E bölü D. Hepsi birbirine eşit. O da eşittir K demiş. Sıkıntı yok. Demişim ki herhangi bir oranı yani herhangi bir oranı genişletip hepsi de olur. Nasıl yani genişletelim? Hocam burayı 2 ile genişletelim. Burayı 5 ile genişletelim. Şurayı da eksi 2 ile genişletelim. Genişletemez miyim? Tamam genişletirim. Toplama çıkarma yaptığınız zaman orantı sabiti değişmez. Allah Allah. Nasıl yani? Arkadaşlar normalde izleyin beni. A bölü B, C bölü D, E bölü F hepsi K'ya eşit değil miydi? Dedim ki A bölü B, C bölü D, E bölü F o da eşittir K değil mi? Hadi 2 ile genişlettik. Yani 2, 2 ile genişlettik 2B. Yani 2 A bölü 2 B de olur. Bunu 5 ile genişlettim. A, A. Bunu da eksi 2 ile genişlettim. A, A. Toplama çıkarma yaptığınız zaman K'da değişiklik yokmuş. Hadi toplayalım. 2 A, 5 C, 2 E bölü 2 B, 5 D, 2 F. Yine sana neyi verir? Yine sana K'yı verir. Adamın iddiası bu. Tamam. Ya da A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir K'ya. Şu ikisini toplayıp üçüncüsünü çıkartalım. Yani A artı C eksi E, B artı D eksi F yine sana K'yı veriyormuş. Nasıl bir özellik arkadaşlar? Hocam doğru olduğuna inanmıyorum diyen arkadaşlarımız var. Gösterelim. Onu da size göstereyim. Doğru olduğuna inanmıyor musunuz? Hemen burayı siliyorum. Doğruluğunu şimdi test edeceğiz birlikte. Gerçekten de doğru mu, değil mi? Böyle bir testini yapalım. Arkadaşlar, 4 bölü 2, 6 bölü 3. O da eşittir. Kaç olsun? 8 bölü 4. Hepsi neye eşittir? Hepsi 2 demek değil midir? Evet. Hadi ilk ikisini toplayıp üçüncüsünü çıkartalım. 10, 8 çıktı 2, 5'ten 4 çıktı 1. Yine sana 2'yi verdi. Hepsini toplayalım. Söyleyin. 18 bölü 9. 2. Hocam burayı 3 ile, şurayı eksi 2 ile, şurayı da eksi 1 ile genişletelim. Toplayalım. Hadi. 3 ile çarptım. 12. Artı. Pardon. Eksi 2 ile genişlettik ya. Özür. Özür. Eksi 12. Eksi 8. Bölü. 6. Eksi 6. Eksi 4. Yine sana acaba 2'yi verir mi? Çok önemli bir özelliktir. Adam sana bir orantı vermişse, isterseniz payları, payları kendi arasında, onu da özellikle ekleyeyim ha. Payları kendi arasında, paydalar da kendi arasında. Paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında. Toplama çıkarma yaparsan, orantı sabiti değişmez. İsterseniz genişlet. Hiç sıkıntı değil. Orantı sabiti hiçbir zaman değişmez. Hocam çarpma ve bölmede hayır, hayır, hayır. Toplama ve çıkarma işleminde. İlk ikisini toplayıp üçüncüsünü çıkarın. Ya da ilk ikisini çıkar, üçüncüsünü topla. Sıkıntı yok. Tamam. Hadi bununla alakalı birkaç tane soru yazalım. Yola devam. Evet arkadaşlar üçüncü özellikten dedim birkaç tane soru çözeyim. Buradan başlayalım. Şimdi normalde ben o üçüncü özelliği bilmeseydim eşittir K derdim. Doğru mu arkadaşlar? Evet hocam. Bana hocam. Burada A eksi 1 bölü 2 K'ya eşitse içler dışlar çarpımı yapar mısınız? Hocam A eksi 1 eşittir 2 K'ya. A'yı kaç bulurum? 2 K artı 1. B artı 2 bölü 3 K ise içler dışlar çarpımı yapın. B artı 2 neye eşittir? 3 K'ya. 2 karşıya atın. B neye eşit olur? 3 K eksi 2. Şunu da eşit diyelim. Bu da 4 K artı 3. Doğru mu arkadaşlar? Bana bu ABC'yi toplayın ve eşittir 20 deyin. K'yı bulun. Yerine yazın. A'yı bulun. Hadi toplayalım. Çünkü bu A'yı bulduk. Toplamı kaç oldu? 9K. Toplayın. Artı 2. Eşittir 20'den. A'yı kaç şey? K'yı kaç buldum? 2 buldum. K'ya 2 yaz. Soru bitmiştir. Yani A 5'tir. Hocam bu uzun yol. Tamam bunda da sıkıntı yok. Soruyu bana bu şekilde çözebilirsin. Hiçbir sorun yok. Siliyorum. Burayı da sildim. Gençler izleyin beni. Eşittir.
Payları kendi arasında, paydaları kendi arasında toplarsam orantı sabitle bir değişiklik olur mu? Olmaz. Hepsi birleşti olmuyor mu? Tamam. A, B, C'nin toplamı. Bir de toplayın bana bunları. Eksi 2 bölü. Toplayın bana bunları. 7, 9. Oğlum eşittir K değil mi? Bu A artı B artı C ya da K'yı boş verin. Yani eşittir K işte. Aman işte yani eşittir K. Ya da eşittir K demeyin. Hepsi birine eşittir işte. A, B, C'nin toplamı neydi? 20. K 2 çıktı. E bunların hepsi K değil mi? Bu da 2'dir. Bu da 2'dir. Bu da 2'dir. Yani A eksi 1 bölü 2 eşittir 2'den. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? Bu da pratik yöntem. Hocam niye hemen topladık? Oğlum görmüyor musun? Adam sana A, B, C'nin toplamını vermiş. Adam A'yı 2 ile mi çarpmış ki 2 ile genişleteyim? Adam C'yi 3 ile mi çarpmış ki 3 ile genişleteyim? Adam diyor ki A, B, C'nin toplamı 20. Baktım burada A var, burada B var, burada C var. Demek ki bunları kenarına toplayacakmışım. Bu kadar basit. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Olay anlaşıldı mı? Olay anlaşıldı mı? Buyurun. Arkadaşlar yine 3-4 tane, yani 3 tane saçma sapan bir şeyler verilmiş. Verirsin, sıkıntı değil. Eşittir, K değil. Hele bunları bir toplayın. Yok topla topla, korkma, korkma, korkma. K eşittir. Hani K'ya eşit ya. Hadi, topladım. Artı A, eksi A'yı götürdü. Eksi C, artı C'yi götürdü. Eksi B, artı B'yi götürdü. Geriye A, A, C, B. Yani A, B, C'nin toplamı bölü A, B, C. Aaa! K'sı 1 çıktı. K 1'miş. Yani buradaki K 1'miş. O zaman K 1 ise hadi. Bunu 1'e eşitleyin. Yani A artı B eksi C bölü A eşittir 1'den. İçler dışlar çarpımı yapın. A artı B eksi C eşittir A'dan. A A'yı götürdü. C'yi karşıya attım. B ne eşit oldu? C'ye. B C'ye eşitmiş. Bunu 1'e eşitleyin. Yine içler dışlar çarpımı yapın. Bu sefer de BB'yi götürecek. Eksi A'yı karşıya attınız arkadaşlar. Oradan da A eşittir C çıktı. Yani A, B, C'nin hepsi birbirine eşit çıkıyor. Tamam. Tamam. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bakın 3A artı. Burayı da sileyim. Baştan bir daha yapıyorum. Eşittir K dedik mi arkadaşlar? Payları kenarsa payları kenarsa topladım. K'yı 1 buldum. Yani A artı B artı C bölü A artı B artı C. Sonra hepsini bir eşitledim. Hani K 1 ya. Yani A artı B eksi C bölü A eşittir 1'den. İçler dışlar çarpımı yaptım. B'ler gitti. A eşittir C çıktı. Bunu 1'e eşitledim. B eksi A artı C bölü B eşittir 1'den. İçler dışlar çarpımı yaptım. B'yi karşıya attım. B, B'yi götürdü. A eşittir C çıktı. Buraya geldim. İçler dışlar çarpımı yaptım. Eşittir 1 demiştik. Dur. Aynı şeyler mi bunlar? Yok. Niye bu orada A eşittir C çıktı? Ben bir de hata yaptım büyük ihtimalle. A A'yı götürdü. Hah, burada hata yapmışım. A'yı karşıya attım. A A'yı götürdü. B eşittir C. Bu da A eşittir C. Oğlum B C'ye eşit. A da C'ye eşitse demek bunların hepsi birbirine eşittir. Yani A B C birbirine eşit. Yani bu B'yi de silsem A yazsam, C'yi de silsem A yazsam bir sıkıntı yok. O zaman toplamı ne oldu arkadaşlar? Sorayım bana. 4A bölü A'dan o da cevap 4 çıktı. Var mı bir sorun? He? Bakalım bu sorulara. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bu iki soruyu çözeyim. Sonra sağ tarafa iki tane güzel soru yazıp yoluma devam edeceğim. Adam bana yani üçüncü özellikle ilgiliydi. Tamam. Dedim ya birkaç tane soru çözeceğim. Adam üç tane eşitlik verilmiş. Başka bir eşitliğe eşitlemiş. Sorun değil. Arkadaşlar baktım ki bak 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 görüyor musunuz? Adam A ve X'i neyle genişletmiş? Dedik ya oranı istediğin şekilde genişletip kendi arasında paylar kendi arasında paylar kendi arasında toplanabilir. Adam bunu yapmış bana. Baktım ki bak 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 bak. Biri 3, biri 4 değil. Her ikisini neyle çarpmış? Eksi 3'ten.
Buraya baktım. Bu M, burada Y var. Önemli değil. Buraya odaklanın. Z neyle çarpmış? 2 ile. Z neyle çarpmış? 2 ile. 2 ile çarptığınız zaman bunları kendi arasında toplayıp çıkartırsanız yine sana neyi verecek? Orantı sabitini verecek. Toplayın o zaman. Hadi söyleyin. 2 ile genişlettik. 2 al. Sol tarafa geçelim. 3 ile, eksi 3 ile genişlettik. Eksi 3x artı 2z. Bölü. Söyleyin bana. 2 ile genişletmiştik. 2x. Eksi 3b artı 2y. Eşittir a buna. Söyleyin bana. 2a eksi 3x artı 2z bölü 2x eksi 3b artı 4b. Şimdi sana sorumu soruyorum. Üst tarafın aynısı. Şunun aynısı değil mi? Alt taraf 2x 2x eksi 3b eksi 3b. O zaman bu 4m'nin neye eşit olması lazım? Evet. 2y'nin 4m'ye eşit olması lazım. Çünkü bunların hepsi birbirine eşit. O zaman diptekiler de birbirine eşittir. Benden sen ne istiyorsun? Diyor ki y'nin m türünden der. Yani y'yi istiyor. Tamam 2'ye bölün. Y neye eşit olur arkadaşlar? 2m'ye. Y'nin m türünden der. Tamam. Var mı bir sorun? Şimdi o üçüncü özelliği bilmeseydin bana bu soruyu nasıl çözmeyi düşünüyordun? Buyur. Şimdi ABC'nin toplamına 4 demiş. Baktım burada AX, BY, CZ var. Hiç uğraşmak istemiyorum. İzleyin beni. Ben rasyonel sayılardan şunu biliyor muyum? A çarpı X'i A bölü 1 bölü X yazabilir miyim? Evet hocam. Oğlum birincisi aynen yazılır. Alttaki ters çevirir çarpınca ne ortaya çıkar? Yani şöyle bir şey. 2X'e X bölü 1 bölü 2 yazamaz mıyım? Üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilir, çarpılır. Bakın yine aynı şey çıkar. Hocam niye öyle bir şey yapma gereği duyuyorum? Bizde oğlum A, B, C. Yani A'nın yanında bir şey istemiyor. B'nin yanında bir şey istemiyor. C'nin yanında bir şey istemiyor. O zaman A'nın yanındaki X'i paydaya çekelim. B'nin yanındaki Y'yi paydaya çekelim. C'nin yanındaki Z'yi paydaya çekelim. Yine eşittir 40. Bir sıkıntı yok ki. Üstleri kendi arasında. Altları kendi arasında topladığım zaman şu 40'ta bir değişiklik olur mu? Olmaz. Hadi toplayın. Soru bitti. Yani soru bitti. Soru bitti. Toplayın. A artı B artı C bölü. Toplayın. Zaten istediği şeyi buluyorsun. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z eşittir yine 40. ABC'nin toplamı neydi? 4. Adam senden a şunu istiyor. Yeri değiştirin. Hani çaprazları yeri değiştirdi ya. Yani 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z eşittir 4 bölü 40. Yani 1 bölü 10. Evet arkadaşlar, sorularımızdan devam edelim. Buyurun. B'nin karşısında 3 var, B'nin karşısında 2 var. Olmaz. Bunları eşitleyeceğiz. Bakın B'nin karşısında 3 var, B'nin karşısında 2 var. Şurayı 2 ile çarpalım, şurayı 3 ile çarpalım. 3 ile çarptığımız zaman burası ne oldu arkadaşlar? 6'ya 9 oldu. 2 ile çarpalım, şurası ne oldu? 4'e 6 oldu. Süper. Şimdi bir daha bakıyorum. B'nin karşısında 6 var, B 6K. C'nin karşısında 9 var. C 9K. Tamam. A'mız ne şey, B'miz 6K. Burayı sildim. 6 tane K yazdım. Güzel. C'miz 9K'ydı. C'yi sildim. 9K yazdım. Şimdi arkadaşlar 6K 6. O zaman üst tarafın 4 olması lazım. 4 olması için de A'nın ne olması lazım? A'nın 13K olması lazım. 13K'dan 9K çıktı. 4K. Bölü 6K. K'lar gitti arkadaşlar. 4 kaldı. Soru bitmiştir. B bölü A istiyor. 6 bölü 13. 6 bölü 13. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Baktım benim karşısında 2 var. Benim karşısında 3 var. Olmaz. Eşitledik. Eşitledikten sonra B 6K. C 9K.
Yerine yazdım. Üst tarafın 4 olması için de anında 13 olması lazım. Soru bitmiştir. Geldik alt tarafa. Hepsini arkadaşlar önce bir K diyelim. X bölü 5 K ise X ne olur? 5K. X'imiz 5K. Y bölü 14K ise Y ne olur? 14K. Güzel. Geldik bu sonluya. 4 bölü. Y eksi X. 14K'dan 5K çıktı. 9K. Eşittir K'dan. İçler dışlar çarpımı yap. 4 eşittir 9K kare. 9'a böldük. K kare. 4 bölü 9 çıktı. Şuradan K ne çıkar arkadaşlar? 2 bölü 3 çıkar. Çünkü ne demişti? Pozitif reel sayılar. K ya artı 2 bölü 3'tür ya da eksi 2 bölü 3'tür. Eksi olamaz artı 2 bölü 3. Sen benden ne istiyorsun? X artı Y. X artı Y'miz nedir arkadaşlar? 19K. Bunu 19'dan çarpın. 38 bölü 3 çıkar. 38 bölü 3 ışıklardan bulup işaretlersiniz. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Bizden 19K istiyor. Ve K yerine 2 bölü 3 yaz. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Yolumuza devam. Şimdi K demiş, K demiş. Ha, bir değişiklik yok. O zaman ben bunları istediğim sayıdan genişlettikten sonra toplama çıkarmada serbestim yapabilirim. Baktım A ve B 3'ten çarpılmış. Biz de burayı 3'ten çarpalım. D neyle çarpılmış? M ile. Biz burayı M ile çarpalım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Hocam şurası eksi olsaydı demek eksi M ile çarpmış. Bitti. Çözüm. Hadi bakalım. 3'ten çarptık. 3A. M ile çarptık. MC. Bölü 3B artı MD eşittir. Yine K'yı bana vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. İzle, 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 izle. 3A, 3A, 3B, 3B, MD, MD. O zaman şu MC neye eşittir arkadaşlar? 6'ya eşittir. MC 6 ise adam M istiyor. M 6 bölü C'dir. Şıklardan 6 bölü C'yi bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Geldik üstteki sorumuza. Şimdi bu üstteki soru arkadaşlar iki farklı versiyonunu sana sordum. İkisi de önemli soru tarzlardır. Şimdi A bölü B 5, C bölü D 5. Süper. Hiç ayırmaya gerek yok. A bölü B 5 ise A ne olur? 5B. A. C bölü D 5 ise C ne olur? 5D. C ne olur? 5D. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Tamam 6B bölü B'den B'ler gitti. 6 çarpı 4 bölü 5. Cevap ne oldu arkadaşlar? 24 bölü 5'tir. 24 bölü 5 ışıklarda bulup işaretlersin. Ama geldik buraya. İşte bunda onu yapamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar B bir burada var, B bir burada var. Olmaz. A bölü B eşittir 5'e. Doğru. 5'in altında gözükmeyen neyimiz var? 1'imiz var. B bölü C neye eşittir? O da 5'e. Altında gözükmeyen 1'imiz var. Şimdi sıkıntı şu. Benim karşısında 1 var, benim karşısında 5 var. Olmaz. Şurayı 5'ten çarpacaksınız. 5'ten çarptığımız zaman ne oldu arkadaşlar? 25 bölü 5 oldu. Süper. Artık benim bununla işim bitti. Şimdi benim karşısında 5 var, benim karşısında 5 var. Demek ki B 5 tane K. A'nın karşısında 25 var. A 25 tane K. C'nin karşısında 1 var. C'de 1 K. Buyurun yerine yazın. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Bakın A, B, C'de. Hesabinden farklıysa A 5B, C 5'de. Ama burada B var, burada B var. Olmaz. Bunu ayrı 5'e eşitle, bunu ayrı 5'e eşitle. B'nin karşısındakileri eşitlemek zorundasın. Sonra çözüme gidin. Muhteşem. İki tane soruyu yan yana karşılaştırmalı yaptım. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar. Buna K demiş, A bölü B istiyor. Süper. Burada yapacağım bir tek yol var. İçler dışlar çarpımı yapmak. Ya da yapalım. Çözüm. Hadi bakalım. A artı B eşittir AK eksi BK. Şu eksi BK'yı bu tarafa atalım. Şu A'yı da karşıya atacağım. B artı BK eşittir. A'yı da karşıya attım. AK eksi A. Şurayı B parantezine aldım. 1 artı K. Şurayı A parantezine aldım. K eksi 1. Süper. Adam ne istiyor? A bölü B istiyor. Şimdi arkadaşlar. A bölü B. Şu B'yi şu paydaya. Şu K eksi 1'i de şu paydaya atalım. İşte A bölü B'yi bulduk. A bölü B neye eşit oldu arkadaşlar? A bölü B eşittir. B'yi bu alta indirdim. K eksi 1'i bu alta gönderdim. K artı 1 bölü K eksi 1. K artı 1 bölü K eksi 1.
Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Soru çok güzel oldu. İşler dışarı çarpımı yaptım. A bölü B istiyor. A'yı karşıya, eksi B kayı bu tarafa attım. A parantezine, B parantezine aldım. Bu B'yi bu paydaya göndersem A bölü B. K eksi 1'i bu paydaya gönderdim. 1 artı K bölü ya da K artı 1 bölü K eksi 1'dir. Soru bitmiştir. E hadi biraz da ters orantı, doğru orantı, bileşik orantı bir de bunlara bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı diye 3'e ayıracağız bu oran orantıyı. Ters orantıdan başlayalım. Bir arkadaşın sana ters giderse sen onu ne yapmak istersin? Bakın yapın demiyorum ha. Ne yapmak istersin? Vallahi hocam ben ona çarpmak isterim. Aynı şey arkadaşlar. Ters orantı A ile B ters orantılıysa ters orantıda her zaman çarpma yapılır. A çarpı B eşittir. Tabii ki orantı sabitimiz. Süper. O zaman doğru orantıda bölmek demektir. A ile B orantılıdır. Bakın doğru orantıda doğruyu eklemesine gerek yoktur. Orantılıdır derse yine biz onu doğru orantı olarak kabul edeceğiz. Ve bölme yapıyorsunuz. A bölü B neye eşittir arkadaşlar? K'ya eşittir. Devam edelim. 3 kilogram fıstık 120 TL ise 4 kilogram fıstık kaç liradır demiş. X lira olsun. Arkadaşlar fıstığın miktarı arttığı zaman, miktar kilogram arttığı zaman fiyat ne olur? Artar. Burada bir doğru orantı var. Her x de artıyorsa biz buna doğru orantı deriz. Doğru orantıda ne yapılırdı? Bölme yapılırdı. Yani 3 bölü 4 eşittir 120 bölü x'e. Soru bitmiştir. İçler dışlar çarpımı yap, soru biter. Ya da direkt burada da içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 3x 120 çarpı 4'e. 3'e 3'e böldüm. 4, 160 lira mı oldu? Evet, soru bitmiştir. Ya da dersiniz ki 4 katı 160 liradır. Oradan da soru çıkar. Yani bunda bir önemi yok zaten. Demek ki neymiş? Doğru orantı olduğunu görürseniz içler dışlar çarpımı yapacaksınız. Geldik buraya. 5 işçi bir işi 10 günde yaparsa işçi sayısı arttığı zaman işi bitirme günü ne olur? Azalır. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşın sana yardıma geldiği zaman sen önceden bulaşıkları 5 saatte yıkıyorsan bu sefer 4 saatte yıkarsın. Ya da 3 saatte yıkarsınız. Süre azalır. Burada bir ters orantı var. Çünkü terslik var. Ters orantıda işler dışlar çarpımı yoktur. Herkes yanındakiyle çarpılır. Yani 5 çarpı 10 eşittir 10 çarpı x'e. 10 onu götürdü. X buradan 5 çıktı. Haberiniz olsun. Geldik buraya. ABC sayıları sırasıyla 2, 3, 5 ile orantılıdır. Yani doğru orantılıdır. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Bölme yapıyorduk. A bölü 2 eşittir B bölü 3. O da eşittir C bölü 5'e. O da eşittir K diyelim. A neye eşit oldu? 2K. A'ya 2K yazdım. C ne oldu? 5K. Tamam. B ne oldu? 3K. Tamam. Soru bitti arkadaşlar. 4, 5 daha 9, 3 çıktı 6K. Eşittir 18'den. K'yı 3 buldum. Soru benden ne istiyor? A istiyor. A 2K'ydı hani? O zaman A 2K ise A ne oldu? 6 oldu. Şıklardan 6'yı bulursun ve işaretlersin. Aynı mantık arkadaşlar. ABC sayılar sırasına 2, 3, 5 ile ters orantılıdır. Ters orantıda çarpma yapıyordunuz. 2A eşittir 3B. O da eşittir 5C. O da eşittir K demeyin. K dersen kesirlerle uğraşırsınız. 2, 3, 5'in katı ne var? 30 mu var? 30K diyelim. O zaman 2A 30K ise A ne oldu? 15K. B ne oldu? 10K. C ne oldu? 5'e 5'e böldüm. 6K. Tamam 2A. 2A. A'yı 2 ile çarptım. 30K. Artı B. B'miz neydi? 10K. Eksi C. C'miz de 6K. Eşittir 4'e. Evet. Şurası ne oldu? 40. 4 demeyelim ya. Neyse 4 demişiz. Niye 4 dedim? Neyse kesirle uğraşmak zorundayım. Tamam uğraşalım. Sıkıntı değildir. Hadi bakalım. Burası kaç oldu arkadaşlar? 46 çıktı. 34K. 4 ise K 4 bölü 34'ten 2 bölü 17 çıkar. Soru bizden ne istiyor? A istiyor. 15'ten çarpın. 30 bölü 17'dir. Şıklardan 30 bölü 17'yi bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Ters orantıda çarpıyorsunuz. 2A eşittir 3B eşittir 5C. Hepsine 30K dedim. A 15K, B 10K, C de 6K. Yerine yazdım. K'yı buldum. K'mız ne çıkmıştı arkadaşlar? 2 bölü 17 çıkmıştı.
Soru bizden ne istiyor? A'yı istiyor. 15'ten çarptın mı soru bitmiştir. Geldik sağdakine. Bileşik orantı nedir? Bileşik orantı arkadaşlar A sayısı virgül B ile doğru. Doğru orantı bölme yapıyorsun işte. A bölü B. C ile ters orantılıdır. Çarpı C. Ve eşittir her zamanki gibi ne yapıyorsunuz? K yazıyorsunuz. Yani hepsini bir bütün olarak ele alıyoruz. A sayısı B ile doğru A bölü B. C ile ters orantılı çarpı C. Eşittir K dedik yine her zamanki gibi. Geldik sorumuza. A kare C artı 2 ile doğru. Yani A kare bölü C artı 2. B eksi 1 ile ters orantılıdır. Çarpı B eksi 1 eşittir K'ya. Önce şu verilenlerden bana bir K'yı bulun. E hadi A kare yani 4 bölü C artı 2. C'miz 2 idi. 4 çarpı B eksi 1. B'miz de 3'tü. 3'ten 1 çıktı. 2 eşittir K'dan. 4 4'ü götürdük. K'yı 2 bulduk. Demek ki K neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Süper. A 4. Şimdi A'ya 4 yazalım. 4'ün karesi 16. Bölü. Zaten C'yi istiyor. C artı 2. Çarpı. B'yi kaç vermiş? 5 vermiş. 5'ten 1 çıktı. 4. Eşittir 2'ye. Hani K'yı 2 bulmuştuk ya. 64'ü neye bölersem 2 olur? 32'ye mi? Şurasının arkadaşlar 32 olması lazım. Çünkü üst taraf 64. Alt taraf 32, 2 çıksın. C de buradan 30 çıktı. Şıklardan 30'u bulurum ve işaretlerim. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum. A kare sayısı C artı 2 ile doğru. Bölü C artı 2. B eksi 1 ile ters orantılı çarpı B eksi 1 eşittir K dedim. Önce bu verilenlerden K'yı buldum. K'yı 2 bulduk. Sonra A'ya 4, B'ye 5 yazdım. C'yi buldum. Soru bitmiştir. E hadi sorularımıza devam. Evet arkadaşlar, şimdi sorularımızdan başlayalım. Sırasıyla 3, 4, 6 ile ters orantılı olan kimler? Bunlar A, B, C olsun. Hemen dedik ki bunlar hangi sayılarımız olsun? A, B ve C. Ters orantı demek ne demekti? Çarpmak demekti. Bana bunları teker teker çarpar mısınız? Hadi çarpalım bakalım. 3A eşittir 4B. O da eşittir 6C'ye. Süper. Şimdi ters orantı çarpmak ama diyor hangi sayılarla doğru orantılıdır? Doğru orantı bölmek demektir. O zaman benim bu çarpımların hepsini yok etmem lazım. Çarpımları yok etmenin bir tek yolu var. Herkesi böleceksiniz. 3, 4, 6 kimlere tam bölünür? 12'ye. Herkesi bana 12'ye bölün. Herkesi hemen 12'ye bölüyorum. Hadi bakalım. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm. Ne oldu bu? A bölü 4. Eşittir B bölü 3. O da eşittir C bölü 2. Soru bitmiştir. A, B, C sayıları sırasıyla kimlerle doğru orantılı oldu? 4, 3, 2 ile doğru orantılı oldu. Tam tersi de olabilirdi. Nasıl tam tersi olacak arkadaşlar? Bu doğru orantı olsun. Doğru orantılı olan hangi sayılarla ters orantılıdır? Ve bunları da değiştirelim. Burasını arkadaşlar ne diyelim? 5 diyelim. Soruyu bu şekilde değiştirdim. E hadi sorumuzu çözelim. Şurayı siliyorum. Diyor ki ABC 3, 4, 5 ile doğru orantılı. Doğru orantı ne demekti? Bölmek demekti. Bana hepsini teker teker bölün. Hadi bakalım. A bölü 3. B bölü 4. O da eşittir. C bölü 5. Süper. Bunlar doğru orantı. Ama da benden ne istiyor? Ters orantı istiyor. Ters orantıda ne yapıyorduk? Çarpma yapıyorduk. Hadi bu bölünmesini yok edeceğiz. 3, 4, 5'in katları ne var? Hocam 3, 4, 5'in katları 60 var. Herkesi bana bir 60'dan çarpar mısın? 60'dan çarptım 20A. 60'dan çarptım 15B. 60'dan çarptım 12C. A, B, C 20, 15, 12 ile ters orantılıdır. Soru bitmiştir. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geldik alttaki sorumuza. Dördüncü orantımız x olsun. Dördüncü orantı istenen bütün sorularda şunu şuna bölüyorsunuz, şunu şuna bölüyorsunuz, birbirine eşitliyorsunuz. Eksi 8 bölü 6 eşittir 4 bölü x'e. İçler dışlar çarpımı yap, x'i bul, soru bitmiştir. Hadi bakalım, geldik bizim bu tarz sorularımıza. A işçi günde 5 saat çalışarak C günde D parça mal üretiyor. Şimdi arkadaşlar diyoruz ya 5 fare 5 fındığı 5 günde yerse 10 fare 10 fındığı kaç günde yer? Bu tarz soruların çözümünün formülü burada. Birinci işi buluyorsunuz.
Birinci işi bulduktan sonra birinci işle ilgili diğer bütün sayıların hepsini çarpıyorsunuz. Eşittir. İkinci işi buluyorsunuz. Sonra ikinci işle ilgili diğer verilerin hepsini çarpıyorsunuz. Şimdi birinci işimiz ne? D parça mal. D parça mal üretiyoruz. D bölü. Diğer verilerin hepsini çarp. A, B, C. A, B, C. Eşittir. İkinci işi bul. İkinci işimiz A parça mal. A bölü. Diğerlerini çarp. B, C. Şuraya da X diyelim. B, C, X. Soru bitti arkadaşlar. Şu B, C, şu B, C'yi götürdü. Şu B, C, şu B, C'yi götürdü. İşler dışarı çarpma yapalım. DX eşittir A kare. X neye eşit oldu? A kare bölü D. Şıklardan A kare bölü D'yi bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Formül ne? Birinci iş bölü. Birinci işle ilgili diğer verilerin hepsini çarp. İkinci iş bölü. İkinci işle ilgili diğer verileri çarp. Şimdi burada yapılan iş D parça mal. İkinci yapılan iş ne? A parça mal. Bölü diğer verileri çarptığınız zaman soru bitiyor. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi birbirine bağımlı hareket eden 3 çarkın. Arkadaşlar çark soruları her zaman ters orantılıdır. Bir soruda çarktan bahsediyorsa o ters orantıdır. Hani hatta bir argos cümle vardır. Ben sen çarkına tükürürüm derler. İşte o çarka tükürmek adam sana sinir olmuştur ya da gıcık olmuştur. O sana ters gitmiştir diye sen bunu söylersin. Dersin ki sen çarkına tükürürüm ha. O ters orantıdan kaynaklanıyor. Ters orantıda çarpma yapılır. Şimdi 3 dişlimiz varmış. A, B ve C olsun. Birisi 20 dönüş yapıyormuş. Ters orantı çarpmak demek değil miydi? 20 çarpı A eşittir. İkinci çark 30 dönüş yapıyormuş. 30 çarpı B o da eşittir. Üçüncü çark da 40 dönüş yapıyormuş. 40 çarpı C. Soru bitti. Herkesi kaya eşit deme. 20, 30, 40'ın katları ne var? 120 var. Herkesi 120 kaya eşit diyelim. Hadi bakalım. Eşittir 120 çarpı kaya. 20A 120 kaysa A ne oldu? 6K. 0, 0'ı götürdü. 3B 12 kaysa 4K. B'yi de 4K buldum. Sıra geldi C'ye. 40'a 40'a böldüm. O da 3K çıktı. Hepsinin toplamı kaç dişten oluşuyormuş? 65 dişten oluşuyormuş. Hepsini toplayıp 65'e eşitler misiniz? 13K eşittir 65'ten. K'yı 5 buldum. Soru benden ne istiyor? Soru diyor ki en küçük çark. En küçük çark 3K'dır. 3 kere 5 cevap 15 olur. Şıklardan 15'i bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım? Soruda çarkı gördüm. Çark soruları ters orantılıdır. Tamam 3 tane çarkın dişli sayısı toplam 65'miş. 1 A, 1 B, 1 C olsun. Tamam. Dönüş ile dişli sayılar arkadaşlar birbirinden ters orantılıdır. Yani çarkın dişleri ne kadar fazla oldu mu o kadar az döner. O küçük çarklar arkadaşlar vın 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 nasıl hızlı döner saatler olur. Bir büyük çark vardır bir tane de küçük çark vardır. Küçük çark maşallah göremezsiniz döndüğünü ama büyük çark yavaş yavaş döner. Aynı şey futbolcular için de geçerli. Kısa boylu futbolcular hemen aralara girir döner yakalayamazsın adamı. Ama iri yarı o hantal olanlar adam yavaş yavaş koşar. Aynı mantık burada da geçerli. Demek ki dönüş sayısıyla diş sayısı arkadaşlar ters orantılıdır. O zaman de ki 20A, 30B, 40C. Hepsini birbirine eşitledim. Hepsini 120K dedim. K dersen kesirlerle uğraşırsın. A'yı, B'yi, C'yi buldum. Tamam da 3 çarkın dişli sayı toplam 65'miş. K'yı 5 bulduk. K'ya 5 yazdım. En küçük çarkı istiyor. En küçük çark da 15'tir. Şıklardan 15'i bulursun ve işaretlersin. Hadi bir iki tane daha soru çözelim. Aritmetik ve geometrik ortalamalara giriş yapalım. Evet arkadaşlar hemen bu soruyla devam edelim. Diyor ki bir musluk bir havuzu tek başına 12 saatte dolduruyor. Musluk kapasitesi %20 arttırılırsa aynı havuzun yarısını. O zaman başlangıçtaki bizim havuzumuz ne olsun arkadaşlar? Havuzumuz bir tane. Yapılan iş ne? Bir havuz. Bir bölü. Bana diğer verilerin hepsini çarpsana. Hocam kapasite. Kapasite arkadaşlar hız demektir.
Daha önce de bu musluğumuzun hızı ne olsun? Hızımız da 100 olsun. O zaman diyorsunuz ki 100 çarpı 12. Eşittir. İkinci yapılan iş ne? Diyor ki aynı havuzun yarısı. Yarısı ne anlama gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 bölü. Diğer verileri çarpalım. %20 arttırılırsa hızımız 120 olur. Diyor ki kaç saatte? Kaç saatte arkadaşlar? X saatte. Soru bitmiştir. İçler dışlar çarpımı yap. X'i bulursunuz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Şimdi bir musluk. Dedim ki hızımız, kapasitemiz 100 olsun. Çünkü yüzdelerde ilk baştakine hep 100 diyoruz. Havuzumuz zaten bir tane. Bir havuzu diyor. 12 saatte dolduruyor. Diyor ki musluk kapasitesi yani hızı %20 arttırılırsa. Şimdi ben hızını %20 arttırırsam arkadaşlar yeni hızımız 120 olur. Ve diyor ki aynı havuzun yarısı. İlk yapılan işimiz ne? Bir havuz. 1 bölü. Diğer veriler çarp. 100 çarpı 12. İkinci yapılan iş ne? Havuzun yarısı. 1 bölü 2 bölü 120 çarpı x. Bitmiştir. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. 30 kişilik izci grubuna 24 gün yetecek yiyecek varmış. He, şimdi arkadaşlar. 30 kişi ve 24 günlük bizim yiyeceğimiz var. Diyor ki 4 gün sonra. Arkadaşlar 4 gün sonra bizim 20 günlük yiyeceğimiz kalır. Çünkü 4 gün tükettik ya. Yine kişi sayımız ne olması lazımdı arkadaşlar? 30 kişi olması lazım. Normalde bizim izciler 30 kişi eğer başladıysak 30 kişiyle bitirmemiz gerekiyordu. Yine 30 kişi ama 4 gün geçtiği için 20 günlük yiyeceğimiz var. Artık benim bununla işim bitti. Diyor ki 10 izci kamptan ayrılıyor. He, 10 izci kamptan ayrılırsa arkadaşlar o zaman 20 kişi kalır. Diyor ki kalan izcilere kalan yiyecek kaç gün daha yeter? X gün. Soru bitmiştir. Arkadaşlar izci sayısı azaldığı zaman yemeğin gün olarak tabii ki artacak. O zaman burada bir terslik var. Ters orantı var. Ters orantıda içler dışlar çarpımı yapılmaz. Ters orantıda sayılar karşılıklı çarpılır. Yani 30 çarpı 20 eşittir 20 çarpı x'e. 20 20'yi götürdü. X ne çıktı arkadaşlar? X buradan 30 çıktı. Kalan yiyecek, kalan izcilere 30 gün daha yeter haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Ne yaptım? 30 kişi 24 gün. 4 gün sonra 30 kişi 20 gün. Diyor ki 10 izci kamptan ayrılıyor. 20 kişi kalır. Kalan yiyecek kaç gün daha yeter? Ters orantıdan soru bitti. Geldik aritmetik ortalama ve geometrik ortalamaya. Aritmetik ortalama. 2 sayıdan bahsediyorsa topla 2'ye böl. 3 sayıdan bahsediyorsa topla 3'e böl. 4 sayıdan bahsediyorsa topla 4'e böl. Geometrik ortalama. Çarpıyoruz ama kök içinde. 2 sayım var. Karekök. 3 sayım var. Küp kök. Soru bitmiştir. Hocam ABC için aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitse bunların hepsi birbirine eşittir. Arkadaşlar bunu unutmayın. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşittir denen bütün sorularda bütün sayıların birbirine eşit olması lazım. Birisi farklıysa olmaz. Bir de arkadaşlar aritmetik ortalama her zaman geometrik ortalamadan büyük eşittir. Ha eşit olabilir ama büyük eşittir. Zaten eşitlik öğrendik. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitse hepsi birbirine eşittir. Ama genel olarak aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan her zaman büyük eşittir. Bitti bu kadar arkadaşlar. Şimdi seri sorularımıza geçiş yapalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, güzel bir soruyla başlıyorum. Hard bir sorudur. Çözümünü birlikte yapalım. Aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan büyük veya eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha, aritmetik, geometrik ortalamaya eşit de olabilir ama genel itibariyle arkadaşlar... Aritmetik ortalama, geometrik ortalama ya eşittir ya da büyüktür. Bu genel formüldür. Tamam, bize bunun kendisi zaten vermiş. ABC pozitif reel sayılar A çarpı B çarpı C 1 ise benden şu ifadenin en küçük değerini istiyor. Ben de dedim ki şu tek başına bir terim, şu tek başına bir terim, şu tek başına bir terim olsun. 3 terimin aritmetik ortalamaları nasıl bulunurdu? Şu 3'ünü toplayıp 3'e böleceksiniz. Hadi yapalım.
4a kare artı 6b küp artı 9a c küp bölü 3. İşte arasını aritmetik ortalama. Bu büyük eşitmiş geometrik ortalama. Geometrik ortalama şu üçünü çarpıp küp kök içine almıyor musunuz? Tamam, hadi yapalım. Küp kök içinde 4, 6, 9'un çarpımı 216'dır. 216 çarpı a küp, b küp, c küp. A kareyle a'yı çarpın, a küp, b küp ve c küp. Süper. Tamam. Şu a, b, c'nin çarpımı 1 değil miydi? Tamam. Küplerde arkadaşlar 1'dir. O zaman 216'da 6'nın küpünden küp küpü götürdü, 6 kaldı. Burası 6. İçler dışlar çarpımından 3'ü buraya gönderelim. 4a kare 6b küp artı 9ac küp eşit, büyük eşittir. Şu 3'ü de buraya gönderdim. 18 mi etti? Tamam, 18'den büyük eşitse alacağı en küçük değer nedir arkadaşlar? Tabii ki 18'dir. Geldik bu soru. Ödev diye bıraktım ama bunu çözmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu ifadenin en küçük değerini istiyor. Dedim ki şu bir terim, şu bir terim olsun. Şu iki terimin aritmetik ortalamaları nasıl bulunurdu? A bölü B artı B bölü A bölü 2 büyük eşittir. Arkadaşlar geometrik ortalama. Geometrik ortalama ikisini kök içinde çarpıyorsunuz. İkisini kök içinde çarpınca 1 olur. İki sayı olduğu için karekök. Tamam, 2'yi de buraya gönderelim. 2 kere 1, 2. 2'den büyük eşitse alacağı en küçük değer arkadaşlar 2'dir. Şıkladan 2'yi bulursun ve işaretlersin. Hocam, aritmetik ortalama geometrik ortalama eşitse şu, şu, şu. 3 de birbirine eşittir. Başka bir ihtimal yoktur arkadaşlar. O zaman 3'ünü birbirine eşitleyelim. X eksi y, z eksi 5, x artı 5. Baştakine sondakine eşitleyelim. X'ler gitti. Eksi y 5 ise y eksi 5'tir. Y'yi buldum. Şimdi son ikisini inceleyelim. Z'yi karşıya atalım. X eksi z, 5'i bu tarafa atalım. Eksi 10 olsun. Şimdi adam benden ne istiyor? X eksi z artı 2y'yi istiyor. Tamam. X eksi z'miz neydi? Eksi 10. Y'miz eksi 5. 2 ile çarptık. Eksi 10. Topladık, ne oldu arkadaşlar? Eksi 20 oldu. Şıklardan eksi 20'yi bulursun ve işaretlersin. Olay bu, mantık bu. Geldik buraya. Geometrik ortalama. Şu ikisini arkadaşlar aynı kök içinde, karekök içinde çarpacaksınız. Ya da yapalım. Karekök içinde şundan şunu çarpma. İki kare farkı. A kare eksi 9'dur. Eşittir. 3'ü içeriye alalım. Kök 27'ye. 3 içeri 9 diye girir. 3'ten çarptık 27. Evet, kök kökü götürdü. Eksi 9'u karşıya atalım. A kare eşittir 36. Arkadaşlar A ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Soruda A'nın pozitif değerini ister, A'nın negatif değerini ister. Soruda arkadaşlar A'nın alacağı kaç farklı değer vardır der. Bitti. Olay budur arkadaşlar. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi ortalama demek aritmetik ortalama demektir. Ortalama verilmişse arkadaşlar bu not çok önemlidir işte. Bu notu adam akıllı bilin. Ortalama verilmişse hemen bana toplamını bulacaksın. Hemen bana toplamını bul. Hocam ortalama vermiş. Bana hemen toplamını bul. Arkadaşlar 5 sayının ortalaması eğer 10 ise anlamış olur. Bu da 10, bu da 10, bu da 10, bu da 10, bu da 10. Toplayın ne etti? 50 etti. 4 sayının ortalaması 12. Ortalama demek her birinin yaşı demektir. Anlamı bu. Mesela bizim sınıfımızın eğer 12. sınıfsak eğer bizim sınıfın yaş ortalaması 18'dir. Anlamı ne? Herkes 18 yaşında. 10 kişi varsa toplamları 180'dir. Bana hemen toplamı bulacaksınız. Soru diyor ki 5 kişinin ortalaması ne ise toplamı kişi sayısıyla ortalamanın çarpımıdır. Bunu da unutmayın. Tamam. Şimdi arkadaşlar erkeklerin yaş ortalaması 12'ymiş. Bizim kaç tane erkeğimiz vardı? 2 tane erkeğimiz vardı. O zaman 2 erkek toplamı 2 ile 12'yi çarptım 24. Güzel. Kızların ortalaması da Mustafa'nın M'si olsun. Kaç kızımız var? 3 kızımız var. 3 kız toplamı 3 çarpı M. Güzel. Şimdi bunları toplayalım. Topladık. Artık 5 kişi oldular. Cinsiyet kalktı arkadaşlar. Toplamı 24 artı 3 M oldu. Süper. Şimdi sorunun girişinde de 5 kişinin ortalaması 75 değil miydi? 15 değil miydi? Evet. O zaman 5 kişi
toplamı eğer 3, 2 daha 5 kişinin ortalaması 15 ise toplamları 75'tir. 5'ten 15'in çarpımı 75. Aa bu da 5 kişi, bu da 5 kişi. Bunları birbirine eşitledin mi? Soru bitmiştir. Hadi eşitleyelim. 24 artı 3 m eşittir 75'e. 24'ü karşıya attım 51, 3'e böldüm. M buradan 17 çıktı. Şıklardan 17'yi bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? Öncelikle erkeklerin yaş ortalaması 12 dediği için bizim iki erkeğimiz varsa toplamları 24. Kızlarımızın ortalaması M olsun dedim. 3 kızımız var. Toplamı 3 M. Topladım 5 kişinin ortalamasını 24 artı 3 M buldum. Ama sorunun girişinde 5 kişinin ortalaması 15 ise 5 kişinin toplamı 75 değil mi? Eşit dedim. M'yi bulduk. Soru bitti. E hadi 2 tane muhteşem soru daha çözelim ve dersimizi bitirelim. Ve geldik arkadaşlar son iki sorumuza. Buyurun. Kişi sayısı, yaş sayısı. 11, 18, 11, 8, 6, 12, 14, 16. En çok kaç kişinin yaş ortalaması 14'tür demiş. Arkadaşlar yaş ortalamasının 14 olması isteniyor. Ortalamamız 14 olacak. Şimdi aradaki fark 2, aradaki fark 2 ya. Buradan x kişi alırsanız, buradan da x kişi alırsanız eğer, kişi sayıları eşitse bunların toplamının yarısı 14'ü vermiyor mu? Veriyor. Sıkıntı yok o zaman. O zaman ben diyorum ki şu 8'in hepsini bir defa alırım. 8 artı. Şimdi burada x kişi alacağım. Burada 11 kişi var. Burada 6 kişi var. Tabii ki 6 kişi alacağız. Buradan 6 kişi alacaksın. Buradan da 6 kişi alacaksın. Kişi sayısı bizim için önemli. 6 artı 6. İşte arkadaşlar en çok bu kadar kişinin yaş ortalaması 14'tür. Haberiniz olsun. Devam edelim. Hocam dur ekstra bir soru sana yazayım. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın şurası 16 idi. Şimdi yaş ortalamasının 14 olması isteniyor. A'daki farklar eğer eşitse buradan kaç kişi alırsanız buradan da o kadar kişi alırsanız yine yaş ortalaması 14 olur. Ondan dolayı burada 6 kişi olduğu için 6 kişi aldım. Buradan da 6 kişi aldım. Soru bitti. 8, 6, 6. Olay anlaşıldı mı? Devam edelim. Şimdi hocam şurası 15 olsun. Güzel. Hadi sorumuzu şimdi çözelim. Şimdi yine yaş ortalamasının 14 olması isteniyor. Şimdi arkadaşlar yaş ortalaması 14 olması isteniyor. Bir de bu 8 kişinin hepsini alırım. Artı. Şimdi buradaki fark 1, buradaki fark 2. Anlamı şudur. Buradan 2 kişi alırsanız ya da 2x kişi alırsanız buradan x kişi almak zorundasınız. Buradan niçin 2x kişi alıyorum? Bunun farkı 1, bunun farkı 2 ya. Ters orantı vardır. Yani bunun farkı 1 olduğu için buradan 2 kişi alırsanız ki buradan da 1 kişi alayım ki ortalama yine 14'ü versin. O zaman ben dedim ki x'e 2 x'e dur. Sen x'in o zaman 3'tür. Buradan 3 kişi alacağım. Şuradan da mecburen 6 kişi alacaksınız. Arkadaşlar ortalamayı bulun. Yine ortalama 14 çıkar. Haberiniz olsun. Zaten bunun ortalaması 14'tü. Bunu geçen. Burada 6 kişi aldık. Ne etti arkadaşlar? 90 mı etti toplamı? Artı. Buradan 3 kişi aldım. Ne etti arkadaşlar? 36. Bölü 6, 3 daha 9. Bu yine sana 14'ü verecektir. Haberiniz olsun. İnanmıyorsan topla. 126'yı 9'a bölün. Cevap arkadaşlar 14 çıkıyor. Evet 126. Evet bölü 9 14 çıkıyor. Soru bitmiştir. Devam edelim. Sana bir tane daha soru sorayım. Şöyle bir soru sorayım. Şurası arkadaşlar 13 olsun. Şurası 17 olsun. Güzel. Burayı da silelim. Evet. Şimdi yaş ortalaması 14 olsun diyor. Yaş ortalaması eğer 14 olacaksa Bak nasıl farklı sorular çıktı. Şimdi yaş ortalamasının 14 olması isteniyor. Şu aradaki farka bakın. Şu aradaki fark 3. Şu aradaki farka bakın 1. Dedim ya ters orantı var. Burası 3 ise şuradan 3x kişi, şuradan da x kişi alacaksınız. Çünkü farkı 3 ha. Buradaki 1 kişi, buradaki 3 kişiye bedeldir. X ise 3x dedim. Süper. Şimdi x'i ne alabilirim? Şimdi x'e 6 derseniz, hepsini alırsanız buradan 18 kişi olması lazım ki 18 kişi yok. Arkadaşlar x'i 4 dersek 3x 12, 12 kişi yok. O zaman x'i ne alacaksınız? 3 alacaksınız. O zaman 3x'in ne oldu? 9 oldu. 9 kişi buradan alabilirsiniz. Süper. 8 kişiyi aradaki hepsini aldım. Şuradan 9 kişi aldım. Şuradan da 3 kişi aldım. İşte arkadaşlar yeni yaş bu kadar kişi almalıyız ki en çok yine ortalamamız 14 olsun. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşılmıştır. Süper bir sorudur. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik bizim bu soruya. 8 tane sayının
aritmetik ortalaması m ise toplamı 8 çarpı m değil midir? Evet, tabii insan söyledim. Aritmetik ortalama verilen bütün sorularda bana toplamı bulmak zorundasın. Ben de kalktım toplamı buldum. Toplamımız 8 ben. Bu sayılardan toplamı ne olan iki tane sayı çıkartılıyor. Dur. 8 m eksi m. Çünkü toplamı 8 m'ydi. Toplamları 2 n olan iki tane sayı çıkartılıyor. Böyle 8 kişilerde iki tane sayı çıkarsa geriye kaç kişi kalır? 6 kişi kalır. Bu yeni ortalamamızdır. Ortalama eşittir. O da eşittir. Bak. Bu sayılardan toplamı ne olan? 6 tane sayı ekleniyor. Dur. Önceki toplamımız neydi? 8 mi? Artı ne? Toplamı ne olan? 6 tane sayı eklerseniz. Önceden 8 tane sayı vardı. 6 tane daha ekledik. Kaç etti arkadaşlar? 14 tane sayı etti. Ve diyor ki ortalama eşit oluyor. Ben de kalktım bunları birine eşitledim. Süper. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 7. İçler dışlar çarpımı yapalım. 7 kere 8 56 mı oldu? 56 ne? Eksi 7 ne? Eşittir. 3'ten çarpalım. 24 m artı 3 ne? Evet. Eksi 7 neyi karşıya attım? 10 ne? 24'ü bu tarafa attım. Kaç etti arkadaşlar? 32 mi? 32 mi? Adam m bölü neyi istiyor? M bölü ne? Neyi bu tarafa? 32'yi de altına gönderdik. 10 bölü 32'dir. Cevap 5 bölü 16'dır. Şıklardan 5 bölü 16'yı bulursun ve işaretlersin. Hızlı bir şekilde bir daha anlatıp ve artık yavaş yavaş dersimizi bitiriyoruz. 8 tane sayının ortalaması m ise toplamları 8 mi? Diyor ki toplamı ne olan 2 tane sayı çıkartılıyor. Tamam. O zaman toplamını çıkardık. Kişi sayısına bölünce sana ortalamayı verir. Artık kişi sayımız 6 kişidir. Çünkü 8 kişi 2 sayı çıkartırsak 6 sayımız kalır. Toplamları ne olan 6 tane sayı ekleniyor. 8 ne artı, toplamları ne olduğu için artı ne bölü 14 kişi oldular. 8 tane sayım vardı. Alttan da ekledik 14 oldu. Eş dedim. Buradan m bölü neyi istiyordu? 5 bölü 16'dır. Bu şekilde çözmüş olduk. Geçmiş olsun arkadaşlar. Konu bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenip yorum atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Hoşça kalın.